Mavi köşede Karpatların Maradona'sı. Yok lan ne Maradona? Dağistan'ın coşkun. Ya at kafadan canım bir yerde mi? Ha? Kadıköy'de. YouTube'un asi çocuğu. Çılgın oğlu. Her şey bilen adamlara hoş geldiniz. Bu hafta yine her zamanki gibi harika bir konu konuşacağız. Tolgacığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk Onurcuğum, sağ ol. Diyorum ki bu hafta açılıştan da belli olduğu gibi istiyorsanız biraz erkek muhabbeti yapalım. Onurcuğum biliyorsun. Biraz sert olalım bu hafta. Bu hafta sert olalım. Sert olmak ne demek oğlum? Evet, McGregor'un ağzını burnunu yamulttular Onurcuğum. Ne diyorsun McGregor'u hiç sever miydin? O bizim evim McGregor'un köylüsü. Scottish Fold. Benim kedi var Scottish. O da mı acaba onlardan? Evet abi. Şimdi sen niye çok dağıtıyorsun oğlum sen ya? Kanka dağıtıyorum, ben dağıtıyorum. Ben genel olarak konuşurken de dağıtıyorum. Ama herkes dağıtabilir. Mesela Habib. Gene mükemmel toparlayışlarından bir tanesini yap. Habib mükemmel dağıttı değil mi? Evet, harika dağıtmış. Ağzını. Eğer seyretmediyseniz muhakkak buradan şey yapabiliyor muyuz? Mesela şuraya tıklayıp seyretmeyi. Bence araya videoyu yapıştıralım geçelim. O zaman oradan girsin. It's just ferocious. I mean, he's the best ground and pound artist in the sport. Getting controlled very badly is the only difference. He's got it. It's under the net. There it is. There's the tap. Yeah. Still undisputed. Khabib Nurmagomedov. At the corner. He's screaming at Oh, and no, now Khabib jumps the fence. No. And he's going right at Dillon Danis. Gördün mü? Bak nasıl dağıtmış. Abi herif iyi ya. Bir kere zaten aslında Habib bizden sayılır yani. Bizim topraklardan. Dağistan. Adam gibi adam Habib. Ayıyla falan zaten şey yapıyormuş. Evet. Kavga çocukken ediyormuş. Sen şeylere ayıyla denk boğuşmuş. Geldin mi ya? Neye denk geldin mi? Sokakta ayı oynatmalarına. Denk geldim, hatırlıyorum. Ha, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Evet, böyle ellerinde de bir sopa olurdu. Ya yani. Evet. Vururlardı böyle. Kocaman ayı sokaklarda dans ettiriyorlardı ya. Ne günler. Vallahi ne günlerdi. Yaşlandık mı oğlum biz? Yaşlandık. Yani? Kanka her programda biraz daha yaşlanıyorum. Bu arada şey Benjamin Button. Klasik YouTuber şeyi tribe atalım. Eğer o ayıyla dans etmeleri hatırlıyorsanız şu sağ üst köşedeki anketimize katılabilirsiniz. Oradan evet hayırları koymayalım. Zaten 10 kişi oylayacak onu. O yüzden gerek yok. Habib konusunda Habib konusuna gelip dönelim. Şimdi Habib konusunda bir şey yok. Adem ağzını burnunu tırmış işte şeyin yani. Konuru. Ben bir kere bu UFC olayına biraz bence istersen şey yapalım. Kıl mısın? Kıl değilim. Ama mesela bana biraz fazla sert geliyor. Bizim zamanımızda işte bu şey vardı. Amerikan güreşi vardı. Ama biz bunları hep şakaydı yani onlar. Evet, o şaka olduğu belliydi zaten. Hani show business'te o. Bu arada bence onu izlemek daha keyifli. Yani evet. Ben izlerdim onu. Aynen. Keyif alırdım. Tabii, ama tabii UFC'den canım. Öyle çok keyif almıyorum. Sadece yani, bu çünkü orada bütün karakterlerin bir hikayesi vardı aslında işte. Ne evet doğru. İşte aynen. Punisher vardı. Ondan sonra Hulk Hogan vardı. İşte ne bileyim bir sürü adam bir vardı. Bir de arkadaş oluyorlardı. Beraber dövüyorlardı. Sonra küsüyorlardı. Aynen. Sırtında sandalye kırıyordu evet, falan. O sandalyeleri insanlar aslında hani gerçek sandalye değil onlar. Tabii değil. Yani ama işte insanlar ondan görüp kafasını tabii. Ortaokulda, lisede birbirinin kafasına. Bir de o hareketleri deniyorlardı. Tabii sonra. Canım uçma. Ben de çok denedim canım. Ben de çok denedim. Uçmayı denedim yani. Ben de denedim. Yalnız Habib'de şöyle bir sempatiklik yok bence. Bayağı adam öküz çünkü. Evet. Conor McGregor ise öyle değil. Bizimki show business ya. Show ya tamam. Trash talk inanılmaz iyi yapıyor yani. O trash talk'un Türkçesini de boş konuşma. Yapar. Boş konuşma mı diyelim? Yok ama yani, pis konuşma. Pis, pis konuşma. İşte iyi yapıyor. Kafasına giriyor yani ama karşı rakibi. Zaten aynen. O biraz şey zaten ya. Ama konuştu anlaşılmıyor ki zaten. Yani şey konuşuyor ya aksanlı konuşuyor. Evet, pek de anlaşılmıyor. Yani ben anlıyorum üzgünüm. I'm sorry mate but eyvah. I understand sorry. Yani ama her şey de öyle değil mi? İşte böyle bir uç noktalara olman lazım ki tutsun o iş. Tabii tabii. Yani, zaten tam showman canım. Yani façasını iyi çizdiler. Floyd Mayweather da çizmişti. Daha öncesinde de bir boks maçı yapmıştı. Gerçi orada de boks yaptı da. Ya çok enteresan. Habib, aslında UFC'de farklı disiplinlerdeki insanlar dövüşüyor değil mi? Bu Street Fighter oyunu gibi. UFC'de. Yani atıyorum. Mesela işte bir tane bu aralar bir Monk çıktı. O da eskiydi ama. Eski mi o? Monk eski canım. Monk şu an yok. Yani o videoyu da seyretmediyseniz o videoyu hemen şöyle koyalım. Aynen. Bir girelim o sahneye. Abi
Abi adam yarmış yok etmiş yani. Abi kafayı tutmak ne? Yani şöyle tutuyor kafayı. Herhalde bu oğlum, buradan mesela direnç alıyor herhalde şöyle tutarak. Ki ben de yani, banka benzemiyor da değilim bu arada. Yani kavga ediyorsun, arabanı iniyorsun. Ne yapıyorsun lan diye. Herifi dövüyorsun, hiçbir şey olmuyor. Sonra yani Allah kerim. Laps diye yapıştırıyor bir tane. Herif büyük bir ihtimalle laps diye yapıştırsa herhalde öldürür ya. Muhtemelen. Yani bu dövüşçülerin hani biz böyle seyrediyoruz. Birbirlerini vuruyorlar falan filan da. Allah korusun herif. Yani %90 ölürsün yani. Putin'e ne diyorsun? Böyle çıkmış gene o ince sesiyle. Putin bayağı yani, o da bir geçirse bize de indirir yani. Tabii canım, eski. Herif kaç yaşında? KGB ajanı. Bizim de bir tane amca vardı. Ne vardı? Bir amca vardı. Bir de o şey sat komandosu. Sürekli bir rekor kırıyor. Ha hatırladım, doğru. Yok dalıyordu, yok yüzüyordu. Tabii canım, Kıbrıs'a mı ne yüzerek şey denizin dibinden gitti. Bir yerlerden bir yerlere gidiyor. Ben de o amcanın, amca değil abi ya. Amca değil, evet abi diyelim. Abi özür dilerim. Abi diyelim de. Bu arada ben de bir süre Muay Thai yaptım. Muay Thai. Ne bir süre yaptın, 3 seans gittin, o kadar yani. Aralarında yani? Da 5 hafta var. He olsun. Yaptın mı? Sen yaptın mı? Yapmadın. Ben yaptım. Yapmadım da yani şurada iki şey elense yapsak. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Elense demişken bak bizde de şey var bu arada. Yağlı güreş. Yağlı güreş var. Mesela bizdeki şeylerin, adamların vizyonu eksik bence. Yani UFC o yıl yapabilirlerdi şu ana kadar. UFC o. Yani bunu bir show business'a çevirebilirlerdi yani. Bizde tutmuyor ya bizim, o olay galiba. Bizde boks maçları da var. Tutmadı ama hiçbiri. Ya bir dönem bizde bazı şeyler bir dönem bir tutuyor, bir dönem tutmuyor. Bu K1'de, M1'de bilmem ne, hatta çok ünlü bir seslendirmeci var. Her şeyi o seslendiriyor. Boksu bir amca seslendiriyordu. Şimdi K1'de başka bir arkadaş seslendiriyor. Her şey bir popüleri var yani. Biz çok hızlı mı tüketiyoruz nedir? Yok abi, bize o tutmuyor. O bizim dövüş kültürümüzde yok. Bizde böyle hatır hutur dalacaksın. O su tutar. Şimdi teknik, meknik falan filan bizdekiler sıkılıyor. Biz de öyle bir rekor olalım. Hadi mesela ben de diyorum. Oğlum dur, o bilgisayar. Ben ama. Bam. O bilgisayar çok pahalandı abi, biliyorsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kafa atma. Acaba başka bir ülkede var mı? Bizde mesela bütün kavgalar kafayla başlayıp kafayla sonlanır. Biliyorsun yani ünlü kafa atıcımız Arda var. Evet, adam onda yani kafa atarak başlıyor olaya. Bizde hemen bir kafa atma hevesi sevesi var ya. Evet, neden öyle? Bir de o herhalde yani kafa kültürel atış, bir şey olabilir bu arada. Yani düşünelim kafa, Osmanlılar da acaba kafayla mı giriyorlarmış? Vallahi bilmiyorum. Osmanlı'da kesin kafa öyle atma var mıymış acaba ya? Ama kesin bir şey vardır yani. Öyle bir genlerde vardır o olay. Bir de şey vardır ya böyle, biliyorsun hep gelir böyle. Hacı der böyle, öbürküsü de elleri cebinde durur. Hani kafa at, benim kafamı gözüm patlat. Hani ben senden korkmuyorum ama. Hani bir şey var. Anladın değil mi? Anladım. Böyle böyle dur. Hayır Hacı falan, böyle öbürküsü gelir böyle Hacı diye. Tabii. Yani o kafa işin artistliği o. Ha. Ama sonra kafayı diyorlar. Yani ben anlamıyorum. Bir de kısa boylular çok kafa atar. Yani enteresan abi. Ama yani mesela şimdi Arda gibi bir adam da futbolcu. Kafası hani kafasının büyük, gelişi bize 10 lira. Hayır, ben hatırlıyorum yani bir meşin top kafama gel, bayılıyordum. Herif yani bilmem kaç şeyle gelen kafaya çıkıyorlar yani. Yani onun kafada onun nasıl 80 kilometre yani hızla gelen topa kafaya atıyor tabii mesela. Canım. O yüzden kafa gidiyor. Güzel bir nokta yaparmak bastın Onurcuğum. Amerikan futbolunda kafa travmaları yüzünden yamulan adamlar yüzünden o kaskların tasarımı mı değişmişti? Yapma İçine ya. Jel mi konmuştu? Bir şey olmuştu. Evet, kafa evet. Sakat yani. Böyle de gereksiz bir bilgiye sahibim her şeyi bilen adamlar olarak. Üç kere diyorsun ama kafa atılırken nasıl korunman gerektiğini anlatmamı ister misin? Vay, çok güzel bir başlık. Söyle bakayım. Onu size söylersem herkes öğrenecek. Öğrensin abi zaten. Şöyle kapanıyorsun zaten. Şöyle yapıyorsun, herif burana şey yapıyor. Ya o yani burayı da koyacağım ama yani o sırada sen bunu yap. Ya zaten elin cebinde gitmeyeceksin öyle ama. Acayip abi. Yani herif kafa atacak, daha da kafasını sokuyor böyle. Kafa atmaya gerek kalmıyor değil mi? Evet abi. Mesela sen şimdi gel bana kapat. Hacı hayırdır ya falan. Abi mesafeyi kısalt ya abi. Sen tekniği kanka bilmiyorsun. Kanka fark etmez ki herif. O manyak gibi manyak hareketler yapıyor. Kim yaptı oğlum sana, bu kadar doldum bu konuda. Hacı biz kurşuna kafa atarız kafa. Neyse günüm şeye doğru söylüyorsun. Bizim mesela kültürümüzde sporlar bence bizde şey oldu. Şimdi ciddi bir şeye dönelim de. Hani yok bence işte, gayet iyi gidiyorduk. Mesela bizim güreşimiz çok meşhurdu. İki erkek bir araya geldi mi hadi yapardık. Mesela o da kalmadı. Bu programın sonunda burnum yarılacakmış gibi hissediyorum şu anda. Kanka ben zararsızım, merak etme. O şeyler var ya, bu hani makinalar. Ne? Sonra da 150'yi falan geçiyor. 900 yoğundun tap noktası. Öyle mi? Yok ya, geçiyorum şaka.
Yani şey mesela o şey de kalmadı bizde. Böyle bir itişme bitişme testi hatırlıyor musun? Sen çocukluğunda olur muydu? İki erkek bir araya geldi mi muhakkak böyle Bizde öyle benim okulumda da öyle dengesizler vardı. Şimdi yok galiba ya. Lise arkadaşlarıma aşağı yorum yazsın. Şimdi yok galiba pek. Olmaz pek olur spor mu? Spor bir şey kalmadı. Daha yani. Fazlası vardır adım gibi eminim. Valla yani. Mı? Tabii canım herkes dengesiz oğlum çocuklar. Benim abi millet oyun oynuyor bir şey bilgisayar oynuyor. Hiç öyle. Sen çok fazla kolejlere gitmişsin bu aralar gittim herhalde. Yoksa herkesin elinde iPad PUBG oynamıyor yani. Niye yapma ya? Bence herkes oynuyordur. Tolga'cığım ağzını burnunu fazla dağıtmadan istiyorsan programı kapatalım. Yalnız Habibi buradan kutluyorum ben. Putin'e de bir lafım var. Gerekirse o şeylerin üstünden atlarız. Yok boşver girmeyeyim buralara. Kanka büyük dayak yeriz. Buralara girmeyeyim. Büyük dayak yeriz. KGB geliyormuş şimdi 2 dakikaya. Kanka kapı çaldı. Hakikaten çaldı. O zaman ben bir dayak yiyip geleyim. O zaman programı ben kapatıyorum sen git. O zaman bir sonraki UFC dövüşünde görüşmek üzere diyorum ve programı burada kapatıyorum. McGregor. Bir sonraki yenilgini bekliyoruz.